Necati, ne seyredelim? Canım çok sıkılıyor. Güzel bir film açalım mı? Olur, güzel bir film aç seyredelim. Tamam, Netflix'ten güzel bir film bulalım hadi. Tamam tamam, sen güzel film buluyorsun, aç seyredelim. Tamam, bir şey söyleyeceğim, çizgi film falan mı açsak? Hayır Maviş, güzel bir film aç, çizgi filmden nefret ediyorum ben. Ya bir şey söyleyeceğim, sen her zaman benim isteklerime itiraz ediyorsun zaten. Hiçbir zaman benim istediğim bir şey olmuyor, sen her şeyde mızıkçılık yapıyorsun. Tamam Maviş, dediğin olsun, istediğin aç, tamam. Of, tamam ya, prenses filmi açacağım ona göre. Tamam, ne açarsan aç, razıyım. Tamam o zaman. Telefon çalıyor. Alo kızım. Efendim babacığım. Ne yapıyorsunuz kızım, iyi misiniz? İyiyiz babacığım, Necati'yle film izleyeceğiz şimdi. Siz ne yapıyorsunuz babişko, ne zaman geleceksiniz? Annenle şu anda New York'a geçiyoruz. Oradan sonra Paris yapacağız. Sonra Londra, ardından Pekin, oradan Paris. Paris söylemiş miydim? Baba, ne zaman geleceksiniz? Canımız çok sıkılıyor. Kızım Avrupa turu yapıyoruz ya. Bitince geleceğiz, merak etmeyin ya. Allah Allah. Neyse, kimseye kapıyı açmıyorsunuz değil mi? Açmıyoruz baba ama yani gelseniz iyi olur ya. Of ya, tamam. Biz iyiyiz, merak etmeyin. Tamam kızım, bir şeyler açın, Netflix'ten izleyin, tamam mı? Çizgi film izleyin. Tamam babacığım. Baba bana telefon alın. Necati arkadan mı konuşuyor? Evet, Necati bir şeyler söylüyor. Baba ben telefon istiyorum, yeni bir tane telefon alın bana. Çocuğum tamam ya, gelince alırız, ne istiyorsun? MyPhone 25. MyPhone 25 mi? Ya 25'i mi çıktı MyPhone'un? Çıktı çıktı, orada vardır. Tamam tamam, gelirken yurt dışından getireceğim. Durun, annen de bir şey diyor. Ay çocuklar, ne yapıyorsunuz? Anne iyiyiz, çabuk gelin ya, canım çok sıkıldı. Evet anne, çabuk gelin, çok canımız sıkılıyor. Kızım birazcık gizlenme, Avrupa'ya gireceğiz ya. Tamam, size bakıcı tutmuştuk, gelmedi mi? Bu akşam gelip bakacaktı size. Anne ya, o erkek arkadaşıyla buluşacakmış, erken çıktı bugün. Ne? Ay, ben şimdi ona sormaz mıyım? Ona o kadar para veriyoruz. Neyse neyse, sabah erken gelirim dedi. Ay tamam kızım, kimseye kapıyı açmayın, tekrardan söylüyorum. Bak özellikle söylüyorum, kimseye kapıyı açmayın. Tamam anneciğim, merak etme, öptüm sizi. Necati, annemle babam ne kadar çok geziyorlar değil mi? Evet Maviş, iş dolayısıyla geziyorlar diye biliyorum ama sanki biraz işi bahane edip daha çok geziyorlar, farkında mısın Maviş? Of evet ya, hiç bizi düşünmüyorlar, sinir oluyorum. Evet Maviş, annemiz babamız neden böyle? Bilmiyorum, biz büyüyünce böyle olmayalım çocuklarımız abi. Tamam Maviş. Dinon. Aha, kapı çaldı. Bu da kim? Ama açmamamız gerekiyor. Kimseyi beklemiyorduk ki, kim olabilir? Bilmiyorum ki Maviş. Kapıyı açmadan istersen kim o de? Evet evet, kim o diye soralım. Hadi gel. Dinon. Kim o? Ben kargocu. Aa, kargo bekliyor muyduk Maviş? Bir şey diyeceğim, gecenin bu saatinde kargocu mu olur ya? Bilmem, açsak mı açmasak? Hayır açmayalım, gitmesini bekleyelim. Tamam tamam, haklısın. Lütfen kapıyı açar mısınız? Annemiz evde yok, şu anda açamayız. O zaman size bir paket bıraktım, onu almayı unutmayın. Tamam. Tamam. Necati, almayalım tamam mı? Yalan söylüyor olabilir, bunu bilmiyoruz. Ama merak ettim Maviş, ne kutusu acaba? Bir şey diyeceğim, görmeye çalışalım kargocuyu. Hani bak, kimse görünmüyor. Aa, kargocu falan yok. Kimse yok evet. Burada. Evet Maviş, kimse yok. Gel diğer camlardan bakalım. Tamam. Görebildin mi? Hayır, kimse görünmüyor. Ben bir de şuradan bakacağım. Kimse yok Maviş. Kesin kimse yok. Bakalım istersen. Çok merak ettim. Evet evet tamam, güvenli gibi. Hadi açalım. Tamam, ben alacağım. Maviş gel, çok merak ettim. Hadi. Nerede sandık? Necati. Maviş koş. Koş koş, burada. Necati, her tarafı kontrol ettin mi? Ettim ettim, gel, bir şey olmaz, gel. Aa, burada gerçekten kocaman bir sandık var. Evet, çok güzel bir sandığa benziyor. Vay vay vay, bu ne kadar büyük bir sandık. Hadi eve götürelim mi? Hayır, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl güvenip eve alacağız bunu? Ne yapalım sence? Bilmiyorum. Çok gizemli bir şey bu. Baksana, çok eski duruyor. Evet. Hazine sandıklarına benziyor değil mi? Evet evet, sanki içinde bir sürü hazine var gibi duruyor. Necati, bunu eve sokamayız güvenip. Ne olacak ki Maviş? Bir şey olmaz mı yani? Yok yok, hadi tut götürelim. Tamam peki. Hadi o zaman kaldır oradan. Çok da ağırmış. Hadi tut. Buraya bırakabiliriz. Of. Of. Çok ağırmış kız Maviş. Evet ya. Kendimizden büyük sandığı buraya nasıl da taşıdık. Of. Hep ellerim acıdı. Acayip ağır. Benim de, hem de bacaklarım ağrıdı. Of ya. Evet ya. Umarım çok yanlış bir şey yapmamışızdır. Yanlış ne olabilir ki Maviş ya? Sandık getirdi kargocu, biz de eve aldık yani. Gecenin bir saatinde kargo gelmez. Bu sandığın içinde ne var acaba? Üstelik çok bir de çok gizemli görünüyor. Evet, çok da merak ediyorum Maviş. Dur bir bakayım, üzerinde falan bir şey var mı? Aa, şurada bir kağıt var. Aa, bak bakayım nereden gelmiş. Ne yazıyor Maviş?
İşte bak. Okusana. Bu sandığı sakın açmayın. Ne demek yani? Açmayı mı yazıyor gerçekten? Evet, baksana. En yukarısında bu sandığı sakın açmayın yazıyor. Açmayacaksak neden aldık eve? O zaman neden eve aldık bunu Maviş? Ne bileyim, üzerindeki notu şimdi gördüm. Biraz önce görmemiştim. Ya dışarı mı çıkarsak bunu? Evet ya, dışarı çıkarsak iyi olur. Evet, bu yazı yazdığına göre sakat bir şey bu. Annemle babam burada olsaydı şimdi çok kızardı böyle bir sandığı eve aldığımız için. Ama haklılar Maviş, görmüyorsun neler yazıyor. Keşke almasaydık. Ne yapalım sence? Bilmiyorum ki, merak da ettim. Acaba açmaya mı çalışsak? Hayır, okumadın mı? Sakın açmayı yazıyordu. Ah, o da neydi? Sesi duydun mu Maviş? Kaç oradan. Duydum. Of, nereden de aldık bunu eve ya? Necati, bence bunu çöpün yanına koyalım. Evet, bence de çöpün yanına koyalım. İyi de şimdi onu nasıl taşıyacağız? Ya zorlandık ama yine o şekilde taşıyacağız. Gel çabuk, korkmaya başladım ben. Taşıyalım bunu. Hadi tut, kaldır. Hadi. Oy. Necati, böyle bırakabiliriz. Tamam, bıraktım. Of, tamam. Çok yoruldum. Çok ağır bir sandık Maviş ya. Taşıdıkça ağırlaştı. Hadi gel, bundan kurtulduk. Bir an önce gidelim şunun yanından. Hadi koş Maviş, eve gidelim. İyi, çöp de leş gibi kokuyor, fark ettin mi? Fark ettim Maviş, hadi elimizi yıkayalım, gel. Maviş hadi koş. Annem babam bu saatte dışarı çıktığımızı bilse ne yaparlardı? Bilmeyecekler Maviş. Evet. Maviş? Bu da ne? Maviş, biz bu sandığı çöpe atmadık mı? Attık ama tekrar oluşmuş burada. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmedi bu iş. Sanki sihirli gibi. Oraya bıraktık, buraya gelmiş. Of ya, çok korktum şu anda. Keşke Bakıcı abla gitmeseydi. Evet, kaçta gelecek o? Sabah gelecek. Peki ne yapacağız o saate kadar Maviş? Ben gerçekten tırsmaya başladım. Biraz önceki kağıtta başka şeyler de yazıyordu. Onları incelesek iyi olur. Kağıt nerede? Şuraya bir yere bırakmıştım. Sandığı aç. Maviş, duydun mu sesi? Duydum. Hemen uzaklaşalım. Maviş, gel bir şey söyleyeceğim. Ne öyle? Sandıktan konuşma sesi gelmeye başladı. Evet, sandığı açın dedi. Şey, açsak mı? Ne olacaksa olsun. Çünkü sandığı götürüyoruz, geri geliyor. Ama ya kilitli kaldıysa, açınca da bize zarar verirse? Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman açmadan ona sorular soralım. Aa, evet, mantıklı. Hadi gel. Sandığın içindeki ses. Sen de kimsin? Ben sizin dostunuzum. Ha, dost diyor Maviş bak. Ya Necati, sen de saf mısın? Her şeye inanıyorsun ya. Başka yapacak bir şey yok ki ama götürüyoruz, geri geliyor. Açacağız bence bunu. Hem de dostumuzmuş bak. Niye yalan söylesin ki? Sandığın içindeki ses, sen bizi tanıyor musun ki? Evet Maviş, sen değil misin? Aa, ismini de biliyor bak. Necati. Evet, aç, ismimizi hadi, aç. Biliyor. Evet, bence aç, bir şey olmaz. Peki sen kimsin? Ben bu sandığın içinde sıkıştım. Ama neden bize geldin? Neden başka bir yere gitmedin? Telefon Maviş, aç. Alo. Kızım, ne yapıyorsunuz? Baba, babacım iyiyiz. Bir şey mi diyecektin sen bize yoksa? Size bir bakıcı buldum ya, bakıcı. Benim arkadaş geliyor, tamam mı? Git o. Ha, yaşasın. Çok iyi olur şu anda baba. Çok ihtiyacımız vardı. Tamam. Evet, tam zamanında. Oh, çok iyi haber. Tamam babacım, bay bay. Hadi bay bay kızım. Necati, çok iyi oldu. Evet, babam tam zamanında aradı. Çünkü ben çok korkuyordum. Ben daha çok korkuyordum. Aa, kapı çaldı. Be, yaşasın. Koş Maviş, koş. Dur önce bir soralım kimmiş. Kim o? Çocuklar benim. Görmüyor musunuz camdan? Baksanıza. Aa, Gito gelmiş. Aç. Aa, Gito amca gelmiş. Gito amca, buyurun gelebilirsiniz. Aa, çocuklar ne yapıyorsunuz ya burada? Şey, ne yapalım? Ya aslında bir sorunumuz var. Bir sandık var. Maviş anlatsana. Ya Gito amca, çok iyi oldu gelmeniz. Biraz önce bir tane kargocu geldi, kapıya sandık bırakıp gitti. İçinden de garip sesler geldi. Biz de onu açmaya çok korktuk. O yüzden gelmeniz çok iyi oldu. Aa, nerede bu sandık bakayım? Salonda. Hadi götürün beni. Hadi Maviş. Oh, şu an kendimi çok güvende hissediyorum. Evet Maviş, çok sevindim. Gito amca. Gito amca. Ah, gelmedi peşimizden. Gidip bakayım. Gito amca. Gito amca. Gito amca. Ah. Ah. Belki tuvalete gitmiştir Maviş. Gito amca. Bir baksana. Allah Allah. Hiçbir yerde yok. Ah. Necati, hemen babamı aramalıyız. Tamam, arıyorum Maviş. Dit 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 dit. Alo. Alo oğlum, efendim. Baba,
Gütü amca gelecek dedin ya. Gütü amca mı gelecek dedim? Evet baba, öyle dedin ya. Maviş'le konuştun ya sen. Oğlum ben sizi en son bir saat önce aramıştım ya. Şey... Bir dakika babacığım, sen demedin mi Gütü amcam biraz sonra size gelecek dedin ya, demedin mi? Hayır kızım, ben öyle bir şey demedim. Allah Allah, ne saçmalıyorsunuz. Gütü amcan üstelik o da yurt dışına çıktı. Yok ki. Ama... Baba şey Maviş... Ama biraz önce geldi ve biz ona kapıyı açtık ve şu an evin içinde yok oldu. Evet baba. Kızım siz ne saçmalıyorsunuz? Baba. Necati kapat. Galiba hemen evden çıksak iyi olur. Maviş çok kötü, korkmaya başladım ben. Ya evden hemen çıkıp gitmek istiyorum ama gerçeği anlamak da istiyorum. Tekrar sandığın yanına gidip bir şeyler sorsak iyi olacak, ne dersin? Dur Maviş, sandık ayrı, bir de... Gütü amca, kapıyı açtık, Gütü amca geldi. O değilmiş. Yani nasıl sandığın yanına gitmek istiyorsun? Anlamıyorum seni ben. Yani biz hayal mi gördük? Ama ben kapıyı açtım, konuştuk Maviş. Ama Gütü amcaydı, başka biri de değildi. Yani biz evi... Belki de biz kapıyı başka birine mi açtık acaba? Bilmiyorum Maviş, çok enteresan işler olmaya başladı. Şey, dışarı mı kaçsak? Gütü amcanın kılığına girmiş başka biri de olabilir. Çok benziyordu ama. Sesler geliyor, duyuyor musun? Evet Maviş, duyuyorum. Necati gel, sandığa soralım. Beni bekle. Sormaktan başka çaremiz yok. Evet Maviş, hadi sor. Sandıktaki ses. Eve neden onu aldınız? Kimi aldık eve? O içeri giren kişi sandığı almak istiyor. Çabuk beni saklayın. İçeri giren kişi kim? Önce onu bize bir açıklar mısın? Çabuk beni saklayın. Ya seni neden saklıyoruz? O gelen kişi kimdi? Bütün bunları neden bize anlatmıyorsun? Evet merak ediyoruz. Necati Maviş, sanırım bunları anlatmak için vakti yok. Evet evet, nereye saklayalım sence? Arka bahçede bir yere saklayalım, hadi tut. Necati tut. Tuttum Maviş, ters tut. Kaldır. İyice ağırlaşmış. Evet ya, uf çok ağır, kaldır. Tamam, getir. Necati. Efendim Maviş. Umarım sandığın içine su girmez. Çünkü su girerse de nefessiz kalır bu kez. Yok yok, girmez, çok sağlam bir sandığa benziyor. Havuzun içi saklamak için iyi fikirdi değil mi? Süper bir fikirdi Maviş, hiç aklıma gelmedi, güzel düşündün. O zaman eve girip bakalım. Hadi koş. Ah, o da ne? Yukarı bak. Maviş gördüm, o da ne? Maviş koş. Çocuklar merhaba. Lütfen bize yaklaşma. Lütfen oradan konuş. Size bir sandık gelmiş galiba. Doğru mu duydum? Evet. Sandık mı? Ha evet, gelmişti ama biz onu çöpün yanına koyduk. Çöpün yanına koymanız bir şey değiştirmiyor. O sandık tekrar sizi bulmuştur. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Sandığı nereye koydunuz acaba? Yani nereye sakladınız? Öğrenebilir miyim? Saklamadık. Biz sandığı saklamamız mümkün değil ki. Bakın biz küçücük çocuklarız. O yüzden biz saklayamayız ki. Evet, taşıyamayız ki onu. O sandığı taşıdığınızı gayet de gördüm. Sizi izliyordum. Çöpün kenarına bırakırken bayağı da iyi taşıyordunuz. Ya bir şey soracağım. Siz kimsiniz ve bizden ne istiyorsunuz? Ben sadece o sandığı alıp gideceğim. Sandığın yerini söylemeniz yeterli. Sandık sizin için neden bu kadar önemli? Çünkü içinde değerli bir şey var. Anlıyor musun küçük kız? Değerli bir şey mi? Ya. Maviş verelim, kurtulalım bence. Bir dakika Necati, bir dakika. İyice bir anlayalım. Neyi anlayacağız? Korkmaya başladım ben. Peki Gitu amcayla ne ilginiz var sizin? Gitu amcayı hiç tanımam. Sizin tanıdığınız birinin kılığına girdim ve eve girdim bu sayede de. Ya tamam, sandık galiba senin için çok önemli ve eğer almazsan sandığı buradan gitmeyi düşünmüyorsun, öyle mi yani? O zaman bir saat sonra sandığı sana getireceğiz. Bir saat sonra salonda ol, olur mu? Tamam. O zaman ben şimdilik gidiyorum. Tamam. Maviş, verecek misin gerçekten? Necati, farkında mısın? Zaman kazandık. İstersek buradan kaçabiliriz. Hiç düşünmemiştim onu. Ama çok merak ediyorum sandığın içindeki ses. Gel bakalım. Yani yardıma ihtiyacı olabilir. Gel. Bence sandığı oradan çıkaralım ve onunla konuşalım. Olur Maviş. Çünkü artık onu oradan çıkarma vakti geldi. Sandıktaki ses. Seni şimdi çıkartacağız buradan. Hazır mısın? Çocuklar merhaba. Geldim Maviş. Ama biz senden bir saat zaman istemiştik. Sizi gizli gizli dinliyordum da sandığı açmayı düşünüyormuşsunuz sanırım. Evet, açacağız şimdi bu sandığı. Sakın açmayın. Sakın dedim. Nedenmiş? Açarsanız her şey daha kötü olur. Açmayın çocuklar lütfen. Lütfen açmayın. Maviş bence aç. Ben açmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Ama o sandık lanetli. Maviş aç bence. Sana inanmıyorum ve sandığı açıyorum. Hayır. Merhaba çocuklar. Beni buradan çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Çok iyi bir şey yaptınız. Ah, size demiştim ki onu açmayın, açmayın, kahretsin. Bu meleği bu sandığın içine tıkana kadar ne kadar uğraştım biliyor musunuz siz? O zaman iyi ki açmışız. Pişt, kahretsin. Bu melek beni tamamen yakıp kül eder. Hemen kaçmam lazım. Hadi görüşürüz. Kaçma, gel buraya. Ha, gitti. Ondan kurtulduk Maviş. Evet. Çocuklar, beni buradan çıkarmakla çok iyi bir şey yaptınız. Çünkü o dünyada hep kötülük yapmak istiyor. Ben onu hep engelliyorum. Gerçekten mi? İyi ki çıkardık o zaman. Değil mi Necati? Evet evet Maviş, iyi ki çıkardık. Bizi kurtardı baksana. Ve dünyayı kurtaracak bence. Siz baştan böylece anlatsaydınız biz sizi hemen çıkarırdık. Sandığın içinden sesim çok çıkmıyor çocuklar. O yüzden anlatamadım. Tamam sevgili Melek. Görevinizde başarılar dileriz size. Çok teşekkürler. Çocuklar, ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bugün yanımızda Roblox Kralı var. Bize yardım ettiği için ona da çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.